İrem Cengiz'le Popcorn'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok genç ve başarılı bir oyuncu konuğu. Kendisiyle Sihirli Annem'in çekimini yaptığımız gün tanışmıştık. O da o ekipten fakat onu sadece Sihirli Annem'den tanıtmak çok yanlış olur. O yüzden hemen çağırıyorum. Barış Küçükgüler gelsin. Barış hoş geldin. Hoş teşekkür buldum. Ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Nasılsın? İyi misin? İyiyim vallahi. Çok şükür. Sizde ne var ne yok. Sen biz nasıl? De iyiyiz. Çok güzel gidiyor programımız. Görmüşsündür. Gördüm. İzledim. Videolarınızı izledim. Teşekkür ediyoruz. Böyle çok de. İçeriklerine çok fazla bakmadım ama hani kim nerede ne yapıyor az buçuk biraz fikrim var. Anladım. Şimdi tamam. Senin oyunculuk kariyerin çok önceden başlıyor. Küçüklüğünden evet. Bu yana. Nasıl oldu? Nasıl başladın? Sen bir anlat, senden dinleyelim. Oturduğumuz mahallede bizim bir komşumuz var. O zaman ben tabii böyle bebekken saçlar böyle kıvırcık falan. Tatlı bir bebekmişim şimdi. Ondan sonra komşu anneme gelip diyor ki, abla diyor senin çocuğu bir ajansa yazdıralım. Annem de diyor ki ben de uğraşamam. Ondan sonra nasıl yapıyor nasıl ediyor bilmiyorum. Bir şekilde annemi kandırıyor. Daha sonra beni ajansa yazdırıyorlar. Ertesi günü reklam filmine çağırıyorlar beni. Bebek şampuanı reklamı. İsim vermiyorum, reklama girer diye. Bebek şey verebiliyor muyum? Ver. Dalin reklamından çağırıyorlar beni. Böyle çok hayal meyal hatırlıyorum. Akülü arabalar vardı. Hatta böyle bir yerdi. Böyle biz akülü arabaları duvara muvara çıkartıyorduk falan. Böyle 5-6 yaşlarında falan mı? 2 yaşlarında. Çok hayal meyal hatırlıyorum böyle. İşte bir arabayı kullanan biri vardı. Beni de yanına oturtuyorlardı falan. Öyle bir şeydi. Daha sonra ablam gazeteye bakıyor. Gazeteden bir tane ajans buluyor. Daha sonra beni o ajansa yazdırıyorlar. Bu da tahminimce 94-95 falan o civarlarda olabilir. Orada da birazcık reklamlara devam ediyorum. Daha sonra ilk benim dizi tecrübem 97 yılında Çiçek Taksi dizisiyle oluyor. Hı hı. Orada diziye başlıyorum. Bir daha bırakmıyorum. Kameraya bırakmıyorum. 98 yılında tiyatroya başlıyorum. Ondan sonra gerisi geliyor ta ki bu zamana kadar. Zaten küçüklüğünde hani çok fazla böyle dizilerde yer almışsın. Ama senin böyle en popüler olduğun yani en popüler dizilerden bahsediyorum. Bir tanesi de Sihirli Annem olmuş evet, aslında. Evet, Sihirli Annem. Ne kadar oynadın orada aslında? Çok fazla değil. Sihirli Annem'de ben 4 bölüm oynadım. 4 bölüm. Çok fazla oynamadım. İzlemişsiniz zaten Zeynep'le de Mikel'e ile program evet. Yaparken o da söyledi. Ben seni daha fazla oynadığını ama gerçekten öyle. Dedi. Hani... 4 bölüm oynayıp da bu kadar hani kendini orada da duyurmak bence güzel bir şey ya. Bence de güzel bir şey. Kesinlikle. Beni bazen kurtarıyor çünkü mesela diyorlar ki ben seni tanıyorum, nereden tanıyorum? Şimdi oynadığım dizileri söylüyorum. İnsanlara diyor ki yok oradan tanımıyorum. Bu noktada diyorum ki Sihirli Annem diyorum. Hah diyor tamam Sihirli Annem'den tanıyorum diyor. Ama oradan da nereden hani... Oynadığımı çıkaramıyorum. İşte hangi roldeydin orada diyor. Diyorum Firuze'nin oğlu. Ha diyor. O zihirlendim o noktada birazcık can kurtarıcı görevi görüyor benim şeydi için. Şeydi değil mi? Mahmut'tu. Mahmut orada. Aynen. Mahmut da böyle şimdi küçük bir çocuğa ağır bir isim yüklenmiş falan. Evet. Öyle giden Mahmut. Bir rol. Hani Mahmut. Mahmut yani insanlar tanıyordur seni. Mahmut tam bir Anadolu erkeği yiğidim gibi. Aynen. Sihirli Annem de hala trendlerde olan bir dizi evet. Olduğu için YouTube'da da çok izleniyor. Bu konu evet. Hakkında ne düşünüyorsun? Hala bu kadar izlenmesi. Valla insanlar bence özlüyorlar. Ya Sihirli Annem'i özlüyorlar. Böyle belli başlı yapılan işler vardır. Onlar çok bizden taraflıdır. Ya da çok kabul etmişizdir. Sihirli Annem de öyle bir projeydi. Hı hı. O yüzden insanlar hani videolarını izlemesi, takip etmesi, mesela yorumları okuduğumuz zaman o insanların hala izliyorum ya falan gibi adam gelmiş 26-27 yaşında hala Sihirli Annem'i takip ediyor yani böyle bir şey olabilir mi? Bence o benimsedikleri için, özledikleri için takip ediyor. Sen de o kitle görüşüyorsun hala evet. Arkadaşların evet. Yani. Düşünmüyor musunuz tekrardan bir proje böyle bir araya gel? Ya olsa güzel olmaz mı? İnsanlar olsa, da dediğin gibi bekliyor. Olsa bence güzel olur. Ekiple beraber oturduğumuz zaman. Şimdi bunun olması bizim için çok güzel bir durum. Yani hem birbirimizi tanıyoruz, diyalogumuz çok iyi, iletişimimiz iyi. Yani neden tekrar bir araya gelinmesin? Ama tabii ki bu bizim fikrimiz. Tabii ki bu işin başka dinamikleri var. Ne bileyim bir yapım şirketinin istemesi lazım. Bir kanalın istemesi gerekiyor. Tiyatro yapımcısının istemesi gerekiyor. Hı hı. Gibi durumlar var. Ya biz okeyiz. Evet. Peki yok mu hani bu kadar talep olmasının yanı sıra böyle bir teklif bir şey? Şimdi bunu Gizemler daha iyi bilir. Bunu Buğra, Gizem, Zeynep onlar daha fazla bilir. Hı hı. Evet ama hani baktığında senin oyunculuk konusunda daha çok aslında tecrüben var. Bence daha çok yer aldığın evet. Proje var. Sonuçta tiyatron var. Hani kendini hı. Bayağı bir geliştirdin.
Hani o açıdan güzel olabilir yani bir araya. Öyle o, öyle oldu biraz. Evet, biz bir araya gelsek yani bence olur. Ya buradan yapımcılara, tiyatro organizatörlerine, tiyatro yapımcılarına sesleniyorum. Yani bir değerlendirin. Bence de bir bakın ya bu her trendlerde. Aynen, trendlere falan da giriliyor proje. Yani bir her değerlendirin. Hafta. Evet ya, neden olmasın? Bir de her hafta giriyor değil mi? Her hafta giriyor muhakkak diyebiliyorum yani gözlem. Benim çünkü sayfama sürekli bir sihirlendim. Sihirlendim düşüyor. Düşüyor kesinlikle. Evet. Çilek'le de burada Zeynep'le de video çektik, yayınladık, bölümümüz vardı. Onunla da konuştuk. O ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Ya o da tabii ki dahil olmak istediğini söylüyor böyle bir projeye, kendi fikrince yani okulu yanı sıra sonuçta hani bitecek. Oyunculuğu bıraktım gibi bir şey değil diyor kendisi de. Yani eminim ki ister. Bilmiyorum tabii bence ki yani yapımcılara dediğim gibi sormak. Onların böyle bir şey hazırlaması, proje sunması artık, gerek. Artık yapımcı düşünsün bunu. Aynen. Yani burada bir ekmek var, haberiniz olsun diyelim de. Senin en çok içinde yer almaktan hoşnutluk duyduğun proje hangisiydi? Benim bütün projelerim benim bebeğim dermişim. Tabii böyle bir şey demeyeceğim ama hepsinin içerisinde bulunmaktan keyif aldım. Ama bazıları var. Ne bileyim, mesela erken biten bazı diziler var. Onların devam etmesini isterdim. Dedem Gofret ve Beni isterdim. Çünkü ekip çok güzeldi. Zeki Alasya vardı. Evet. Zeki Alasya ile oynamak çok başka bir deneyim benim için. 39 hafta Zeki Alasya gibi bir insanla beraber geçiriyorsunuz. Dizinin yönetmeni de Zeki amcaydı. Yine o dizinin en azından birazcık daha devam etmesini isterdim. TRT'de miydi? TRT'deydi. TRT'deydi. Bir sezon daha devam edebilirdi ama herhalde hikaye o kadardı. Ne olabilir? İki Arada vardı. Gizem'le beraber ilk oynadığımız dizi İki Arada'ydı. Sitcom'du. Komediydi. Bir de ben birazcık böyle fırlama, afacan, böyle sürekli kafada tilkiler dönen bir çocuğu canlandırıyordum. En sevdiğim oyun. Oynamaktan en hoşlandığım karakter tipidir o. Mesela İki Arada'nın devam etmesini isterdim. Aile Reisi olabilir. Aile Reisi 18 bölüm sürdü. Orada da afacan bir çocuğu oynuyorum. Kanal D'de Boynu Bükükler diye bir dizi vardı. 2014'teydi. Bir de onun devam etmesini isterdim. Başka da aklıma şu anda gelmiyor. Senin kendini en çok geliştirdiğin proje nedir peki? Öyle düşündün. Bütün projeleri göz önünde bulundurursam beni yükselten proje olarak Kafes'i söyleyebilirim. Sinema. Aynen. Onu söylememin sebebi de şu. Masayı da şöyle bir düzelteyim. Vuruştururum burada. Ben bu zamana kadar hep komedi ağırlıklı oynadım. Sitcom ağırlıklı oynadım. İşte dedim hani oynamaktan en çok keyif aldım. Afacan, kafada tilkiler dönen çocuk bu. Ama Kafes mesela bunun çok zıttıydı. Tabii çok ağır bir hani. Evet. Dramdı bir. İkincisi siyasi bir olaydı. Ve tarihte yaşanmış olan bir olayı baz alarak yazılmış bir karakterdi. Dolayısıyla birazcık bıçak sırtıydı. Yani bunda birazcık daha bocalama imkanınız olabilir. Daha birazcık daha ciddiyet bekleyen bir karakterdi. Aldığım tepkilerden yola çıkarak o karakteri de güzel çıkarttığımı düşünüyorum. Peki eğitim sürecinde olsun, bütün bu projelerde olsun, sana en çok fayda sağladığını düşündüğün, ondan bir şeyler aldığın isimler verebilir misin bize? Hani... Verebilirim. Zeki Alasya'dan çok şey aldım. Şöyle yani bazı oyuncular vardı. Onlar mesela gelip birebir de burayı şöyle yap, şurayı böyle yap, burayı böyle yap dedikleri oluyordu. Bazılarını da gözlemleme fırsatım oldu. Benim en büyük şansım gerçekten çok usta isimlerle çalışmış olmam. İşte Zeki Alasya bunlardan bir tanesi. Aynı projede Selma Güner'i vardı. Halit Ergenç vardı, Nejat İşler vardı. Ki o zaman Halit Ergenç, Nejat İşler genç kuşak olarak görünüyordu. Şu anda hani hangi nasıl işler yaptıkları ortada. Daha sonrasına gidiyorum. Fatma Girik'le çalışma fırsatım oldu. Bilge Zobu oldu. Ayşen Guru da oldu. Evet, çok iyi. Kadir İnanır oldu. Ya bu tarz insanlarla çalışmış olmak çok önemli bir tecrübe. Şimdi sen çok küçük yaşından beri oyunculuk da hani direkt öyle atıldın, öyle başladın. Evet. Peki hiç böyle düşünüyor musun? Ya oyuncu olmasaydım ne olurdum acaba gibi. Düşünüyorum, şöyle olabilirdi. Ya ben spor seviyorum. Futbol da seviyorum. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım bu arada. Futbolcu olmak isterdim. Özellikle şu dönemdeki oynanan futbolu falan düşündüğümde futbolcu olmak isterdim herhalde. Ama şöyle bir şey olmazdı benden. Hani masa başında, ne bileyim böyle bilgisayar başında mesela beyaz yakalı olmazdım ben. Hani çok hiperaktif bir karakterin var zaten. Ben evet biraz. Yani
Ya da bilmiyorum hani çok küçük yaştan beri hani oyunculuğun içerisinde olduğum için şimdi oyunculukta bir buradasın bir oradasın mesela bir tiyatro oyunundasın oradan çıkıyorsun tak başka yere gidiyorsun. Bir proje geliyor İstanbul dışında diyorlar yani Türkiye'nin öteki tarafına da gidebiliyorsun. Bir telefonla gelip Ankara'ya gelebiliyorsun oradan Antalya yani sürekli böyle bir hareket halindesin. Belki buna alıştığım için de böyle düşünüyor olabilirim ama bir öyle bir meslek yapamazdım herhalde. Tiyatro nasıl gidiyor? Oyunun nasıl gidiyor? Tiyatro çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli gidiyor. Oyun da çok güzel gidiyor. Biz çok eğleniyoruz. Ekip olarak da çok eğleniyoruz. Biraz bahsetsene bize içeriğinden. Tamam. İnsanlar gitsin. Şahane Düğün'ü izlesinler. Aynen. Şahane Düğün'e bekliyoruz. Her yerden söylüyorum. Sezon bitmeden gelin arkadaşlar. Komedi zaten o da. Tamamen yanlış anlaşılmalar üzerine, yanlış durumlar üzerine kurulu bir komedi. Şöyle kısaca bahsedeyim. Evlenecek bir damat var. Damat sabah uyandığında tanımadığı bir kadınla beraber... Damat sensin. Damat benim. Kadınla beraber aynı odanın içinde. Ama o kadın oraya nasıl geldi? Orada ne işi var? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bütün kendi de birazcık sebep bu bütün bu olanla yanlış anlaşılmalara. Bu durumu anlayıp bu durumu toparlamaya çalışıyor. Tam bu sırada işte gelin adayımız geliyor... Gelin adayımızın arkadaşı geliyor. Bir yandan hizmetçi dahil oluyor olaya. Damadın en yakın arkadaşı var. O da bir yandan olayı toparlamaya çalışıyor. Tamamen böyle yanlış anlaşılmalarla ilgili. Çok güzel, çok keyifli bir komedi oyunumuz var. Buradan çok ilgi çekici evet bekliyorum. Görünüyor. Hepinizi bekliyorum bu arada. Ben de izlemedim henüz. Hepinizi bekliyorum. Evet geleceğim muhakkak. Nasıl devam ediyor hala? Devam ediyor. Devam ediyor. Şu anda çıkıyorsunuz sahne. Şu anda Ocak ayını tamamladık. Şubat ayındaki oyun tarihlerimiz belli olacak. Ben zaten bütün sosyal medya mecralarının işte Twitter'dan ve Instagram'dan aylık olarak şeyleri paylaşıyorum, programları paylaşıyorum. Şu takip edelim Instagram'dan, Twitter'dan haberdar olmak için. Twitter'dan ve Instagram'dan. Oradan takip edebilirler. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Konuk olduğun için. Çok ben güzel teşekkür ederim sohbetti. Çağırdığınız için. Teşekkürler. Barış'ı da takip edin Instagram'dan. Evet. Beni de takip edin. Kanalımıza da abone olun lütfen olmadıysanız. Like atın. Sürekli masayı düzeltme. Çünkü orada işte bak. Ben böyle yaptıkça bu böyle böyle hastalık, geliyor. Hastalık, rahatsızlık var mı o konuyla? Yok hayır. Şöyle yani ben buraya geldim bu tabiri böyle geliyor ya. Bunun yüzden böyle bu tarif evet. Like atın videomuza. Evet. Abone olun kanalımıza. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.